Seyirciler, kısa bir aranın ardından hafta sonu programı devam ediyor. Başında da söylemiştim, reklamlara gitmeden önce de söylemiştim. Pandemi döneminde aslında çok ilginç meslekler ortaya çıktı. Bazı şeyleri duymaya alışıyız ama çok farklı bir meslek kolu, meslek dalıyla sizi aslında tanıştıracağım bugün. Ekmeğini dayak yiyerek kazanan bir isim var. Hasan Rıza Günay, hoş geldiniz Hasan Bey. Efendim. Evet, aslında dayak yiyerek kazanıyor demek çok doğru bir şey mi bilmiyorum ama biz elbette ki şiddete karşıyız. Fakat siz daha çok bunu stres atma olarak nitelendiriyorsunuz sanırım ve en çok kadınlar başvuruyormuş size. Nasıl geliştirdiniz bu mesleği? Kendinize stres koçu diyorsunuz ve bunun patentini aldığınızı da söylemiştiniz. Buyurun, ben sözü size bırakayım. Bundan 11-12 yıl evvel bir iş icat etmek vardı hep. Hep insanların yanında çalışmaktan, etmekten artık yorgunluk da gelmişti. İş meslek sahibi, zanaat sahibi olamamaktan da hep içimde ukde kalmıştı. Annem de hep derdi zaten, oğlum subay olamadın, doktor olamadın, araba tamircisi, kuyumcu olamadın diye. Hep kafamda bir icat etme vardı, hep icat etme vardı. Tabii sermayemiz, paramız olmadığı için de aklımızda düşünerek, ederek bu Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü filmi vardı. Hı hı. İşte rahat patronun elemanı döverek rahatlatma olayı. Bu benim hep aklımdaydı. Bir gün kafama şimşekler çaktı. Dedim ben bu işi günümüzün, çağımızın durumuna göre, versiyonuna göre işe dökeceğim hazır dedim. Hazır insanlar da çıldırmış zaten stres olduğu için. Bunu da nasıl içine döşeyebilirim, nasıl içine bunu hazırlayabilirim diyerek canlı kum torbası dediğimiz, normal kum torbasının canlı kum torbasını oynayarak müzik eşliğinde bunu metodu çıkartmaya peki, başladım. Şimdi Hasan Bey, ben de mesela kickboks yapıyorum ama şimdi bir kum torbasına yerine neden sizi tercih ediyorlar? Siz orada mesela kum torbasından farklı artı ne geliştirdiniz ki size gelsinler mesela, sizi tercih etsinler? Şimdi bir kere insanların spor salonuna gitme şeyi zor oluyor bu dönemde, trafik olsun, stres olsun, hı hı, pandemi döneminde. Biz insanların evlerine, iş yerine, ofislerine gidiyoruz çoğunlukla, ben yani. Burada ben konuşuyorum. Örneğin cansız kum torbası konuşmuyor. Ben konuşuyorum onunla. Bilinçaltına gidiyorum. Aktiviteler yapıyorum. Haykırma, bağırma, çağırma diye bir metodumla da bana bilinçaltı düşünceleri, fikirlerini, söylemlerini, laflarını, negatif laflarını da kendime söylettiriyorum. İçinden gelen. Düşmanı işte olan ya da hasmı olan ya da sevmediği politikayı, sevmediği bir artisti, kim olursa bana, karşına ben varmış gibi davranmasını sağlıyorum, rahatlamasını. Konuşuyor musunuz siz o tabii, sırada? Tabii. Konuşuyorum onunla. Kadınlar mesela daha çok kime sinirli geliyor? Kadınlar daha çok kocasına, işte durum, ekonomiden kaynaklanan durumlara. Burada şey de yapıyorum. Örneğin sevmediği insanın ben resmini, fotokopisini alıp kafama da takarak da ona bir orada hava veriyorum, canlı bir gaz veriyorum. Hava vererek onu, yani biraz da mizahsen, eğlendirme yönüne de gidiyorum. O daha çok böyle havaya sokuyor mu insanları? Tabii. Stres atmak için. Çünkü sevmediği insan karşısına çıkıyor bir anda sanki. Onu canlandırıyor. Bir de hareketli olduğu için vuruşlar yaptığında da mecburen onu hatırlıyor, onu peki, görüyor. Peki bu mesleği keyif alıyor musunuz yaparken? Yoksa sadece para kazanmak için geliştirdiğiniz bir şey olarak mı? Yani çünkü sonuç itibariyle bir insan size sürekli bir şiddet uygular gibi vuruyor. Yani stres atmaya çalışıyor sizin üzerinizde. Evet. Psikolojinizi bozmuyor mu bu durum? Bozmuyor. İlk önce tabii ekmek parası diye başladık ama sonra sevmeye başladık. İçinden daha da bir hikayeler ya da daha da bir metotlar çıkmaya başladı. Yurt dışında da yaşadım örneğin. Burada tabii benim çocuğum gibi seviyorum. Kendi icat ettim. Hoşuma gidiyor. Yani ben diyorum bunun sahibi benim. Bu metodun da sahibi benim. Hoşuma da gidiyor. Hem ekmek parası kazanıyorum hem de mutlu oluyorum. Ben de kendim mutlu oluyorum. Yani ben de en azından para kazanma stres atıyorum. Evet. Peki bu mutluluğun bedeli nedir? Bedelleri neler? Bedelleri yani... Siz bu ekranlarda geliyor, getirmemişsiniz sanırım. Getirdiniz mi başlığınızı? Başlığım var zaten. Ha, var içeride. Biraz sonra çünkü bir iki arkadaşımıza deneyeceğiz bakalım. Gerçekten stres atılıyor mu? Tabii. Nasıl yapıyorsunuz? Şöyle bir denemesini de yaptıracağım ama. Siz peki hala şimdi sadece bu değil, bunun dışında başka şeyler tabii, de geliştirdiniz tabii, değil tabii mi? Tabii. Örneğin Deşarj Relask Odası diye bir olay geliştirdim. Burada zararsız maddeler bana vurarak rahatlama. Bunu yurt dışında hep yaptım. Zumba'yı tulumba yaptım. Türk
Türk-İş versiyon, işte Roman müziği, Çerkez müziği, Laz müziği, Ankara müziği, Latin müziği, yabancı müzik de isteyenlere tercih bu sistemin ediyorlar. İçine de koyuyorum. Anladım. Tabii. Yani bu tamamen müşterinin, yani size stres atmaya gelen kişinin tercihine bağlı tabii. Bir şey. Peki fiyat olarak fiyat mesela? Fiyat devamlı olandan müşterilerden tenzilat, yani hep aynı indirim yapıyorum devamlı olan müşteriden, onları hoş tutmak adına. Ama ayda yılda gelmiş, daha ilk defa görmüşümden müşteriden en az 400-500 TL alıyorum seansına. 400-500 TL. Tabii, seans kaç dakika sürüyor? Şimdi bu canlı kum torbası 7-8 dakika tutuyor. Bunun için haykırma, bağırma, çağırma terapisini de veriyorum. Tamam. Onun fiyatı da? Tanımadıklara yine 400-500. Evet, aynen öyle. Siz kendiniz mi gidiyorsunuz müşterilerinize? Tabii. Bir ofis, bir şeyiniz yok. Yok. Tamam. Deşarj Deluxe odasında da bir de şey ben de 500 lira verince sinir hastası olurum bu, daha çok. Yalnız iyi paraymış. Bunun yanında da üst baş parçalama diye takım elbiseyle gömlekle üst başı da parçalattırıyorum. Hem zararsız maddeleri vuruyorum işte. Hı-hı. Balon, işte yumurta, film sektöründe kullanılan cam şeker dediğimiz. Ya bu sırada fiziksel olarak bir zarar görmüyorsunuz aslında. Bu tamamen stres atma yöntemi. Çünkü hani bunu tekrar söyleyelim, yanlış anlamasın seyircilerimiz de burada şiddete destek verici bir şey yapılıyormuş gibi algılanmasın diye özellikle söylemeye çalışıyorum. Size fiziksel olarak zaten şurada görüyoruz, öyle bir şiddet yansıtacak bir şey yok. Peki bu hız kontrolü var mı? Yani istediği hızda vurabilir mi? Yönlendiriyorum. Profesyonel insanları almıyorum. Ben mesela denemek istemedim çünkü benim ayarım yok yani. Canlı yayında siz onun içine ben çeşit çeşit metotlar çıkarttım. Sen anladım. Onu denemedin, hoşlanmadıysan, onu o şiddet gibi ama gördüysen. Ama şimdi o sırada sinirini kontrol edemezsiniz ki karşı tarafın. Daha hızlı da vurabilir mesela size. Şimdi erkeklerde bunu dizginliyorum, şey yapıyorum yani, sıkı tedbir uyduruyorum. Kadınlarda uygulamıyorum. Kadınların 12-14 yaşındaki bir erkek çocuğun bir gücü var. Profesyonel de olsa gibi. Hı hı. Bir de kadınlarda ben müşterini de seçme, %70 seçme sebebinde pozitif ayrımcılık yapıyorum. Evet. Peki Derya, sen hazırsan bir gel. Sen de bir deneme yapalım bakalım. Nasıl bir yönlendirme yapacak Hasan Bey? Önemli çünkü bu. Yani 400 lira bir rakamımız var ama artı işte bazen işte yumurta fırlatma falan gibi şeyler. Tabii çikolata, pasta, çikolata, bunlar izin veriyor. Onların bedeli ayrı mı? Tabii ayrı. Ayrı. O malzemesi de onlara ait oluyor. Ha, malzeme giderleri de tabii, onlara ait. Tabii. Hepsi de onlara ait, tabii. Ona göre. Peki Derya, gel bakalım. Bir şimdi hanım şuradan istersen böyle gel. Tam şuranın önünde mi gösterelim? Merak başlık ettim. Takacağım, bir de eldiven vereceğim, evet, zaten. Evet, evet. Bir canlandırma gibi. Tamam, yapalım bakalım nasıl stres atılıyormuş. Derya, stresli miydin bugün? Evet. İyi, tamam, hadi bakalım. Relax olacaksın o zaman. Bütün gününü relax geçiriyor mu insanlar bunu yaparken Hasan Bey? Gerçekten hani geldikten sonra böyle çok rahatladık diyorlar. Bir gün mü sürüyor bu yoksa birkaç gün sürüyor muymuş? Siz bir taraftan hazırlıklarınızı yapın. Şimdi şöyle, önemli bir müşterim var. Toplantıya da bir duruma gitmeden evvel yapıyor. Orada tatmin olduğu için, rahatladığı için çıkıyor. Ama ondan sonra 3 saat sonra, 4 saat sonra yine aynı stres, aynı sıkıntıları, tabii yaşama durumu oluyor insanları. Yani bu bir günlük değil bu, hepimizde var. Ya da bu şey yapmıyor bu benim yaptığım aktivite, etkinlik. Tamamen stresi insanların sinir şeylerini almıyor anladım, sonuçta. Anladım, tamam. Yapalım şimdi, gösterelim hem nasıl takılıyor, ne yapılıyor. Buna da bakalım bir taraftan. En çok kadınlar tercih ediyor galiba değil ben, mi? Tercih ediyor. Ben de pozitif ayrımcılık yapıyorum kadınlara bu düzenli güzel. Bu çağda. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapanları seviyoruz. Çünkü kanal olarak biz çok önemsiyoruz kadınlarımızı, kadın girişimcilerimizi. Kadınlarımızın elbette ki stres atmasını da kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ama bizim kanalımızdan size gelenler, başvurular olursa onlara özel indirim isterim. %50 indirim isterim yani. Canınız sağ olsun. Ulusal TV'yi seviyoruz zaten. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Bize de yakın yani insanları seviyoruz. Evet, yani açık buyurun. Açık. Devam edelim. Bunu ben takıyorum. Tamam. Bunu takarak mideme de vurabilir normal bir şekilde. Kafama da vuruyor. Tamam, bir takın siz. Bir vursun bakalım Derya. Nasıl yönlendireceksiniz şimdi? Önce sinirlendiğim tabii insan bir müzik geldi oluyor ama tabii burada müzik olmuyor ama yani sonuçta müzik de oluyor. Tamam. Derya Hanım'ın sevdiği müzik ya da benim seçeneğim de olabilir. Onu ona bırakıyorum tamam, zaten. Tamam.
bağırıp çağırabiliyordu işte. Bir Ahmet, Mehmet sevmediği bir adamı da. Derya da hazırmış ya. Buralarıma da vuruyor, buralarıma da vuruyor. Mideme de vuruyor. Tamam. Buralarımda dizlikler var, koruma. Korumak. Ayakkabı kullandırmıyorum. Anladım, tamam. Çünkü tekmeye falan aynen, girerler buyurun. Değil mi? Bağırabiliyorsun zaten. Kızıyorsun. İsim ne söyleyebiliyorsun? Dağıttı Derya bütün ortalığı. Oldu mu? Rahatlıyor musun gerçekten? Gerçekten ya. Evet, kesinlikle. Laf da söyleyebiliyor yani. Buraya resim de koyuyorum. Benim sevmediği bir insanın resmini de koyuyorum. Buraya yapıştırıyorum. Orada o da canlanıp daha bir havaya sokuyorum havaya yani. Havaya giriyor. Yani evet. Kendi kendine de düşünebilir yani, şey yapabilir yani hayalinde yani. Siz bir konuşup onu bir de konuşarak nasıl rahat şey yapıyorsunuz, gaza getiriyorsunuz onu da bir yapın. Sıkıntısını örneğin, kimden muzdarip? Söyle Derya bir tane sıkıntını. Örneğin ekonomiden olabilir. Ekonomi evet. Ondan şey yapıyorum işte karşındakini bir sevmediğin o ekonomiye şey yapan insanları gördüm. Tamam bizden, yapın şimdi bize biz, anlatmak yerine uygulayın. İşte... Hak yani, pık yani zengine vur. Karşında ben varım hesapta, onu gör diyorum. Pahalıklara önemli şey yapan insan, etken olan insanı kendine canlandır diyorum. Çok güzel, zengine vur. Yani, o konu öyle olduğu için ben onu o konuda havaya sokuyorum. Yani biz ekonomiden muzdarip olduğu için bu insan, bu kardeşimiz, bu halkımız. Anladım. Ben de onu şey yapıyorum. Tamam. Tabii. Hakan sen de gel, bir de bir erkek deneyelim bakalım. İyi geldi. İyi geldi mi Derya? Rahatladın mı? Yapar mısın yani böyle bir şey olsa? Deler misin? Kesinlikle, kesinlikle. Tabii evet, buralarıma da... Nasıl ediyorum herkese? Teşekkür ederim. Teşekkürler sevgili Derya. Şimdi bir de erkek görelim bakalım. Hakan gelsin. Önce şu... Mikrofonu. Ha, mikrofonunuzu da takıyor. Derya mikrofonu da dövdüğü için. Tamam. Bakalım şimdi bir de bir erkekle karşı karşıya nasıl? Sen kime sinirlisin Hakan? Kız arkadaşı ya da ne bileyim. He? Ya da birisi alacak verecekti vardır. Mı? Bak Derya söyledi. Ben Derya'ya sinirliyim. Sen Derya'ya sinirlisin. Evet. Peki Derya'ya... Burada da canlandırma şöyle de yapabilirsin fazla vurmak evet. için korunağım yok. Buralara işte buralara bir canlandır. Oo, tamam sakin sakin. İçinde var mı şey korunak? Yok. Ha yokmuş Hakan dikkat. Aman, aman sakata gelmeyelim. Kime sinirliydin? Derya'ya. Derya'ya sinirliyim. Şimdi Derya. Bir onun Derya'nın stres atması için bir şeyler yani. Söyleyin. Derya'nın fotoğrafı olabilirdi. Derya'nın kendisi var şimdi burada. Şimdi yönlendirmeyeyim kadın şiddetine şey yol açar. Kadına anladım, yönlendirmeyeyim. Anladım. Derya'yı dövmüyoruz o yüzden. Ha, çünkü tamam. Halkla bazı şeyler aa, yol açar. Doğru açarım. Söylediniz. Çok güzel. Çok güzel. Çok önemli. Abi ben sana daha vurmayayım ya. Tamam. Stres atma yani bu şekilde gördüğünüz gibi oluyor. Teşekkürler Hakan. Sağ olun. Siz de buyurun oturun Hasan Bey. Şimdi mesela 3 dakika ile 7 dakika arası dediniz değil mi? Anca performans yani, yetiyor performans, insanların. Maksimum 7 dakika. Ondan sonra düşüyor. Peki yani diyelim ki o kadar parası yok insanların. Böyle bir dakikada şu kadar parayla şöyle bir şey imkanı yok mu? Yok. İlla zengin olmak gerekiyor zengin o zaman. Zengin demeyelim de. Az bir para değil ama söylediğiniz rakamlar şimdi yüksek. Biz de can taşıyoruz. Evet. Maalesef rakamlar yani can yüksek. Taşıyoruz. Yani peki o şey... Eve hizmet gidiyoruz. O kadar yolu kastediyoruz. Benim zaten 3 tane de müşteriden fazla gidemiyorum yani. 4. 5. çok da para verseniz, kat kat da seans da verseniz bu İstanbul'un şartlarında... Gidemiyorum yani. Anca doğru, sınırlıyım tabii. Yani. İstanbul'da zaten trafik o bu. Herkese gitmiyorum yanan. Önemli telefonda konuştuğumda bana açtıklarında o insanı anlamaya çalışıyorum. Art niyetli mi? Tabii böyle niyetli. Sıkıntılar da olabilir. Çünkü hassas siz, bir iş. Evet, hassas olduğu için de için. Karşımdakine de yanlış ya da incitmek istemiyorum. Onun da beni bana yanlış yapmamasını istiyorum tabii. İncitmemesi hı hı. Ya da çünkü can taşıyoruz yani sonuçta. Evet. Dikkatli oluyorum, analiz ediyorum, gözlemliyorum, sıkalayıp dokuyorum yani. Anladım. Peki bu başlık mı? Ne deniyor buna? Bu başlık. Kask mı deniyor? Evet. O olmadan da size mesela ne tabii, bileyim... Tabii, kadınlarda ama. Osmanlı tokadımız var mesela. Şimdi öyle ben bir şey... şöyle söyleyeyim. Çok iyi bir konuya değindiniz. Ben söyleyecektim, fırsat bulamıyordum. Hı-hı. Siz bana bu fırsatı verdiniz. Ben Osmanlı'da şamarı olanı vardır.
Evet, evet. Ben şu anda yaptığım iş de aynen odur artı. Ve VIP'in boy. Hı-hı. Avrupa'da da saraylarda, evet, kraliyet saraylarında VIP'in boy denen Şamar Oğlan'ın versiyonu yıllardan beri olmuş. Hı-hı. Ta ki bitmiş sonra bu adet durmuş. Kemal Sunal da işte orada filmde bu Şark Bülbülü. Ben de bu Şark Bülbülü'ndeki filmi aldığım için sonra araştırmalarıma giriştim. Tarihçi Aytun Şaltındağ var. Kendisi rahmetli olduğu kitap yazıyor. O dedi ki çok iyi yapmışsın, çok iyi bir yoldasın. Bu Şamar Oğlan'ın dedi normal böyle dayak yiyen Şamar Oğlan'ı değil dedi. Bu devlet büyüklerinde Osmanlı'da ya da Sultan Padişahlık'ta karısının bile bilmediği devlet sırlarını Şamar Oğlan'ı bile bilirdi diyor çünkü. Çünkü zaten o sırada hep onun yanında. Aslında bir de stres atarken insan her şeyi konuşabilir belki de. Bu rahatlıkla her şeyi anlatabilir. Hiç kimseye konuşmadığı şeyler de çıkabilir ağzından o an. Belki en yakın arkadaşına söyleyemiyor ama o an her şeyi döküyor aslında değil mi içine? O tarihçi işte bunu söyledi. İyi bir yoldasın dedi, iyi bir yer yakalamışsın dedi. O Şamar Oğlan'ı bana detaylı bir şekilde anlattı. Ve Avrupa'da da, yurt dışında da varmış saraylarda. Vardır. Buna VIP'in boy deniyor yani. Patronla kızıp gelen çok oluyor mu? Patronla kızan tabii. Çok. En çok oran mesela hani patron, eş, nasıl mesela şey yapıyorsunuz? Ofislerden çok mobbing gören insanlarda karşılaşıyorum, bayanlarda da. Şimdi kadın, adam ekmek parasında olduğu için ona bir karşılık veremiyor. Biliyorsunuz mobbing de günümüzün çağının en kötü bir olayı. Tabii. Bunu ispatlayamıyorsun. Kanunlarda boşluğu var. Ondan sonra insan ekmek şeyinde yani parasında kalkıp karşılık veremiyor. Kimi kime şikayet edecek. Bu konuda da ben hem taktiksel olarak ayrıca bildiğim için hem de bu etkinlikte taktik veriyorum. Anladım. Nasıl bir taktik veriyorsunuz? Yani fikir olarak, düşünce fiziksel olarak. Fiziksel taktik mi, düşünce Hayır. taktiği mi veriyorsunuz? Düşünce olarak nasıl yapması gerektiğini, ne yapması gerektiğini, tam anti ona karşısındakine şey uygulayacağını, bir psikoloji harp uygulayacağını bunu ona anlatıyorum. Örneğin 3 tane şekilde yapıyordu mobbingin ana maddesi. Ya mezhepsel, ırksaldır kesin. Ya iş yerindeki ego, işte üst ast olayındandır. Ya da cinsiyet olayındandır Figen Hanım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. 3 sebeptendir. İş yerindeki mobbing 3 sebeptendir. Ast üst dediğin de ego giriyor tabii. Hasetlik, tabii. fesatlık yani, giriyor. Yüksekteyse onu aşağılattırayım, aşağılayayım, o kalsın ben yükseleyim. Evet. Ona ben şey dirsek vurayım diye. Ben de ne yapıyorum bu konuda? O kişi kimse, örneğin kamerayla alanda, eğer ki bunu hukuksal alanda şikayet edecekse kamerayla alana sokuyorum. Hem görsel hem de söz olarak. Eğer hukuk şeyine başvuracaksa, o kişiye şikayet edecekse ona o taktik veriyorum. Diyorum ki kameramı alana al, ona kameralı alana almadan eve onu oraya çek, bir tahrik edici bir laf söyle diyorum. Çek onu oraya, tuzağa düşür diyorum. Kameradan da hem sesle hem görüntüyle tespit ettir diyorum. Savcının, hakimin önüne koy diyorum. Ben onu yapamam, edemem diyen insanlara da ne yapıyorum? Sen de onun üstüne git, işte seni hangi yerden vurmaya çalışıyorsa yani cinsiyet yönünden vurmaya çalışıyorsa ya da ırksal ya da mezhepsel, o onu biliyordur, anlıyordur zaten. Bana konuşuyor ya, onu ben hemen çözüyorum, o da anlıyor. Tabii. Adama örneğin memleketinden giriyor. Adama diyor ki işte lassın, şey yapıyor aşağıya, sizde böyle şeyler vardır. Siz böylesiniz işte Lazlardan çok kötü adam çıkar ya da işte Doğulardan çıkar ya da işte Romanlardan çıkar. Evet. Yani örnek söylüyorum, yanlış anlamasın. Yok, hayır. Milletimiz yanlış anlamasın. Hayır, örnek veriyorsunuz tabii ki. Yanlış bir şey olsun. Ben de ne yapıyorum? Tam anti taktikler veriyorum. Yani siz aslında o kişiyi hangi yerden ilerliyorsa, mobbing yapıyorsa o konuyla ilgili onu hani hukuksal anlamda kullanabileceği taktikler vererek elinde bir delil olmasını sağlayacak şeyler söylüyorsunuz. Hukuksal yapmıyorsa kadar. Oradaki mücadelede ben ona destek çıkıyorum. Anladım. Tamamen destek çıkıyorum. İlk önce şeyi buluyorum, problemi buluyorum. Niçin yapıyor bu? Cinsiyet ayrımıysa ona göre taktik üretiyorum. Irksal ya da mezhepselse ona göre taktik şey yapıyorum. Normal
ast üst böyle kibir, haset, fesatlık varsa da ona göre taktikler üretip onun üstüne salıyorum. Evet. Ve başa çıkmasında yardımcı oluyorum. Aslında bu tabii biraz sizin hani stres yönetme durumu da öğrettiğiniz. Yani öğrettiğiniz derken şimdi tabii burada uzmanlık alanı olan kişileri ayrı tutalım. Burada farklı bir şey var. Sonuç itibariyle size gelen kişi dediğim gibi belki bir psikoloğa gitse bile bu kadar net anlatamaz ama insan o an stres atarken daha rahat konuşup hiç aklına konuşamayacağı geliyor. Şeyleri aklına geliyor. Bir de aklına da geliyordur. Doğru farklı bir yöntem aslında. Bir de burada yaptığım olayı böyle görmeyin. Burada beyin fırtınası yapıyoruz müşteriyle. Hı hı. Ondan sonra günümüzdeki ekonomi, sosyal, politik, kültürel şeylerden de konuşuyoruz. Evet. Çalışma ortamından taktik de verebiliyoruz. Ya da şey biçiminde hiç taraf tutmadan da ben empati yaparak, empati çerçevesinde ben böyle uygulayabilirdim ya da böyle bir taktik denerdim diye onun kafasındaki o şimşekleri de çaktırmaya çalışıyorum yani o konu hakkında, evet, yoğunlaşmasına. Pekala Hasan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür yayınımıza ederim katıldığınız için. Stres koçu Hasan Rıza Günay, sevgili seyirciler, nasıl stres atılır aslında biraz o konuyla ilgili bilgi verdi bize.